Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba. Yürüyerek Türkiye turunda 51. şehrin sınırlarına girdik. Batman sınırlarındayız. Batman çayı kenarında böyle bir balkonda uyandık. Hala eşyalarımızı toplamadık. Öğlene yaklaştı, saat 9.30 civarı filan. Şimdi ne yapacağız? Aşağıda suya bir dalıp çıkacağız. Sonra da bir çay içip yola revan olacağız inşallah. Şimdiden videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Macerama eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bak abim suya girmeye başlamış bile. Soğuktur. Abi su sıcaktır. Şimdi ben de hazırlanayım, gideyim bir dalıp çıkalım. Evet, kızımın daliniyle güzel bir yıkanma yapacağız. Dalin şampuan kullanıyorsun Dalin abi. Dalin şampuan kullanıyorum. Kızım bana özel verdi. Sakallarına iyi geliyordu. Yumuşatıyordu. Dediğin gibi de. Saatler olsun abi. Ben de dalıyorum şimdi. Teşekkür ederim. Hadi bir yüzelim. Hadi beraber dalalım. Abi su sıcaktır. Abi soğuktur. Ele bir soğuktur. Ya ayaklarını yiyor ha. Ooo! Derinmiş. Abi! İyidir ya. Koydu. Kuş. Boy nasıl orada öyle? Benim boyuma geliyor burası. Ha, burada derin. Ooo! İyi de derin. Abi yeter bana ha. Hadi gidelim. Abi soğuk. Of. Çıkamadım. Kamptan toplandık, gidiyorduk. Burada motorcu ve balıkçı gençlerle denk geldik. Kardeş isim neydi? Süleyman. Süleyman'ım, memnun oldum. Ben de Ömer. Senin isim ne kardeş? Rasul. Rasul. Evet. Memnun oldum kardeşim. Burada balık mı var şimdi? Evet. Bu sabit kirli su gibi duruyor. Altında pervane var. He. Pervane deyince yani yeni yeniliyor. Yeniliyor. He. Büyük balıklar burada balık bekliyor. He. Vallahi. Yılan da var dedin. Yılan çok var. Yılan bu balıktan daha çok. Öyle mi? Burası çok tehlikeli ya. Bunun kapaklarını mı çalmışlar, ne yapmışlar? Yok, kaldırıyorlar. Abi aman dikkat edin ha gençler. Bir bakıyorlar. Yani. He. Dikkat edin, tamam? Zaten köylerde içme suyu buradan geliyor. He. İyi bakalım, iyi. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gençlerle de öğrendiğime göre şuradan bir patika yol kenardan gidiyormuş. Biraz daha kestirin. Buradan çok toprak yoldan iniyor çıkıyor. Oraya bir bakacağız. Olmadı. Yolu daha çok uzatmış olacağız. Oradan tepeye tırmanacağız. Hadi bismillah abi, gidelim bakalım. Şansımızı denemek üzere bu alt yoldan gitmeye karar verdik. Küçükbaş gübrelerine güvenerek buradan geçilmiş hissiyatı var. Bir patikamsı bir yer görünüyor ama nereye kadar bilmiyorum. Artık boş boşuna gidip bir yerden geri dönmek veya yukarı tırmanmak zorunda kalırsak o da bahtımıza. Şöyle gidelim. Tam zamanındaydık değil mi abi? Bir sürü gençler geldi arabayla, motorla. Aşağıda araba geldiğinden dolayı gençler de yukarı. Balıkçılar filan. İyi oldu, suya da girdik. Evet. Yavaş yavaş. Batman'a kaç kilometre kaldı abi? 10 var mı? Ya şeyden 10 gördük ama burada muhtemelen 7 kilometre.
Aşağı yukarı 10 kilometremiz var. Yolu vermiyor. Evet. Gidelim bakalım. Yine biraz yukarı çıkacak. Yukarı doğru gösteriyor değil mi abi? Şöyle gidelim. Hadi bakalım. Aman dikkat edesin ha. Geldim. Dün geçtiğimiz köprü karşıda. Burası komple doluyormuş kışın. Şöyle bir kayaya geldik. Güzel bir mola noktası. Bir 5 dakikalık bir mola manzara seyri. Alttan da patika varmış galiba abi. İyi iyi. Yol fena değil. Hadi az dinlenelim. Aman abi dikkat et, çalılar toprak kayıyor. Neresi, burası mı? He, şuralar toprak kayıyor, dikkat et. Hemen hemen patika bitmek üzere. Köprü göründü, artık kolaylaştı. Bak buralar, nehir buralara kadar taşıyor herhalde. Hadi varalım gidelim artık. Son düzlükteyiz. Mısır saplarının olduğu bir tarladan köprünün ayağına doğru gidiyoruz. Tam da öğlen vaktinden denk geldik. Köprüden bir bu kadar daha ileride. Esas bizim rotamız orasıydı. Karşıdan geldik. Bir cami var, köy var. Oraya kadar atalım kendimizi, dinlenelim inşallah. Abi yanlış gidersin ha. Pergeli böyle ayarlıyoruz, San Köprü'nün ilk ayağına. Muhabbete daldık. Köye gelmişiz. Tabi bu camiler bayağı bir suyun altında kalmış zamanında herhalde. Sonra yukarı mı taşınmış, öyle bir şey duydum. Yani su buralara kadar geliyormuş. Köy boşaltılmış bir köy mü? Yoksa su yükseldi diye mi boşalttılar? Bir tane şurada evde insan görünüyor. Onun dışında kimse yok gibi. Camide su var mıdır bilmiyorum. Eyvallah. Bir bakalım. Dönmeye gerek var mı? Daha ileride. Artık Batman buralar. 51. şehir Batman'ın sınırlarından girdik. Camiye dönsek mi dönmesek mi? İleride başka bir daha güncel bir köy var mı? Eyvallah. Kalabalık bir köy. Abi daha ileride başka köy var mı? Vallahi abi köye bakalım. Yakında şu karşı görünen apartmanların orada bir cami falan varsa orası daha faal gibi, kalabalık gibi. Burada 2-3 ev dışında başka bir şey yok. Gerçi cami yakınmış ya. Gel bir dönelim abi. Ben elimizi yüzümüzü yıkarız su varsa. He, boş cami, boş abi. Sadece minaresi ayakta. O camide su var mıdır? Su var mı? Tam yakında nerede var? Daha dönünce önümüze mi çıkacak? Daha dönünce önümüze mi çıkacak cami? Eyvallah abi, sağ olasın. Az ileri geldik yolun sağında. Biraz yoldan içeride bir cami bulduk.
Bahçesi falan yok. Daha yeni yapılmış. Minaresi yok. Şurası daha bula. He, okul da varmış burada. Neymiş köyün ismi? Şey, Çoban İlkokulu. Soğuk Su Ana Sınıfı. Şey, Çoban Mahallesi herhalde. Gölgesinde oturalım. Su var gibi. İnşallah vardır yani. Üst kata mı çıkalım abi? Tam faaliyette değil gibi ama çeşmeler akıyor mu bakalım. Su yok. Abi yok, su yok. Sur, yoksa durmaya hacet var mı? Oturamadın. Şöyle boş yere oturalım. Caminin suyu yok, elektriği yok. Yeni yapılıyor daha inşaat. Şurada evlerden bir su istesek acaba. Burası da okulmuş. Çeşmesi var mı? Evlerde de kimse yok gibi ama. Şu fırının yanında belki su vardır. Aşağıda bir motor sesi geliyor. O evden isteriz onu. Yok. Batman merkezi 12 kilometremiz var en kısa yoldan. Ve 7,5 kilometre boyunca da hiç bakkal, market, su bir şey yok. 7,5 kilometre sonra kenar mahalleler başlayacak. Haritanın gösterdiğine göre. Yani şurada bir hortum var ama. Kimse var mı? O da yukarıdan gelen bir hortum. Ucu boştur. Şu karşı evden isteyelim, yapacak bir şey yok. Selamünaleyküm. Kolay gelsin abi. Sağ ol Aslıyaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. İçecek suyun var mıydın? Biraz su katıver bize. Suyumuz da var, yemeğimiz de var, çayımız da var. Buyurun. Allah razı olsun abi ya. Bir su alsak yeterdi bize ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ olasınız. Allah razı olsun. Buyurun geçin. Eyvallah. Buyurun geçin. Abi su isterim diye girdiğimiz ev işini gücünü bıraktı. Tam da çay koymuşmuş zaten. Sanki bizim geleceğimizi bilir gibi. İlla salmam sizi dedi. Mecbur misafir olduk. Abim afiyet olsun. Sağ ol kardeşim. Burası kardeşim. Böyle ha? Maşallah. Abi. Tanrı misafiri dedi, salmam. Dedi ne o? Misafir 10 tane getirir, gelir birini bırakır. 9'unu bırakır gider dedi. Allah rızkına bereket versin. Yavaş yavaş yeniden yola düştük. Bayağı bir o evde misafir olduk arkadaşlar. İşte bölgenin yapısı, kültürü gereği. Selam verdin mi misafir oluyorsun. Su isteyelim dedik. Zaten çayı hazırmış. Çayın üstüne kahvaltılık getirdi. Sohbet, tarih, din, muhabbet açtı birbirini. Bir saat kala oturduk değil mi abi orada? Aynen. Fazla. Belki de. Şimdi yeniden yola düştük. Soğuk sularımızı aldık. Herhalde bir 6-7 kilometre kaldı. Önce bir köy var ama o köye dönmezsek, şehre doğru devam edersek 6 kilometre, dönersek 5 kilometre falan. Afaki konuşuyorum kilometreleri, o civarda. Hava da serinledi. Gidiyoruz bakalım. İnşallah bugün güzel bir yerde kamp kururuz diyelim. Tütün tarlasının yanından geçiyoruz. Toplanmış. Bu bölgenin tütünü geniş yapraklı oluyor. Manisa'da böyle büyümesini beklemiyorlar. Aga bunlar tütün değil mi? Ne geliyorsun? Zahmet etme ya. Tohum. Tütün tohumu. Abi niye aşağıya geliyor ki? Tanışacak herhalde.
Selam verdik, adam aşağı indi. Şimdi çaya çorbaya çağırmasın, yolumuz var. Sevgide tütünler. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Onlar tütün mü değil mi? Evet, sonra koparılıyorsunuz böyle. Kurutuyorlar bunu. Evet abi. Abi merhaba. Merhaba, merhaba. Sana zahmet verdik ya, taş damdan indin aşağı. Merhaba abi, kakam sen geldin. Eyvallah, razı olsun. Biraz geldik Ünlüce diye bir mahalle, köye. Ama içine girmeden mi gideceğiz? Yok, şöyle içinden geçiyor. Orada küçük bir minare gördüm abi. Suları orada tazeleyelim. Aşağısı da başka bir köy ama o köye uğrarsak, neydi o köyün adı abi, biliyor musun? Unuttuk değil mi? O köye uğrarsak yol 2 kilometre uzaklaşıyor. Kerçava. Selamun aleyküm. Selam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kardeş, suyunuz var mı evde? 5 kovuk su doldursan şuna. Şuna su doldurup gelsen olur. Şuna su dolduruver, dökeyim de. Var mı soğuk su? Dök de, al şu kapağını da. İnek de var, koyun da var. Değişen boyu onlar da. Yok kesinlikle ama bir anda böyle. Bir anda kalabalık mı? Hoşuma gitti. En yakın köylerdensiniz hocam. Aynen. Herkese kalabalık. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah, biz de öyle göreceğimiz yok. Allah razı olsun. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah'ım razı olsun. Sağ olun. Su getiriyordu bana çocuk, da onu alayım dedi. Su mu getiriyor? Verdim şeye de, dolduruversin diye. Sağ olsun. Merhaba. Az güzel amcanın elini. Batman göründü üstü aldım. Sol taraf şöyle karşımız. Şehir. Binalar. Yolumuz da böyle tatlı tatlı gidiyor. Orada bir çoban adam var, ona bir selam verelim. Artık bugün Batman'ın girişinde bir yerde inşallah uygun bir yer buluruz. Bu geceyi de geçiririz. Yarın Batman'ı da 51. fidanımızı dikersek oradan yolculuğumuz Mardin'e doğru devam edecek. Oh. Vay vay vay. Selamun aleyküm. Kolay gele kardeş. Eyvallah kardeş. Kolay olsun. Sağ olasın. Abi hayvanların azdır ya. Yeter ya. Kaç tane var burada peşin? İki tane var. Var, arkadan geliyor daha. Var. Arkadan geliyor. Abi isim ne? İsmim Veysi. Veysi abi. Aman dikkat et. Kolay gelsin. Sağ ol kardeş. Abi. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Abi yine bizi çaya denk getirdin ya. Abi burası merhaba böyle. Allah razı olsun. Gün yavaş yavaş batmaya durdu. Yine rastgele bir su istediğimiz bahçe, yani hobi bahçesinde çaya davet edildik ve sonrasında iş burada kamp kurmaya kaldı. Biz de zaten kamp kuracak yer arıyorduk. Abiler dedi ki bu gece kalın burada. Teşekkür ettik ve bugün muhtemelen değişik olmasa buradayız. Şimdi hobi bahçesini geziyoruz. Parsel parsel parsellenmiş. Bildiğiniz şekilde insanlar hafta sonları gelip bahçelerini ekiyor, dikiyor. Ve burada bir bekçisi var. İlgileniyorlar. Şöyle bir dolaşalım bakalım. Sınırlar belli. Sınırlar belli. İçindeki plan belli. Bir dinlenme yeri var, duş yeri var, lavabo yeri var. Yani ne kadar yerine ev yapacağı da belli değil mi? Yani evet. Baraka yapabiliyor sadece. Evet. Ocağı var. Evet. Şöyle şuradan biraz göstersek bir şey olmaz. Tabii. Peki. Daha iyi gösterebilirsin çünkü bitmiş hali. Tamamen işte getiriyor. Peki şey kardeş, bu mesela adam hafta içi gelip sulayamadı, edemedi, gelmesi kendi mi bakıyor yani? Sizin burada o sorumluluğunuz yok. Bizim sorumluluğumuz sadece hepsine güvenliği amaçlı sorumluluğu var bizim. He, bekçilik yani bekçilik. Sadece. İçindeki mesela malzemesi olsun. Ekmesi, dikmesi, yani. Suması, sulaması onlar sahip değil. Onlar kendine ait. Bahçe sahibine ait. İlkin serebiliriz bu şekilde. Örnek bahçe mesela. Ha, burası örnek bahçe mi? Evet. Onu da biz yaptık. He. Ha, böyle toplama hepsini gözden geçirmemiz daha var dayı. Vay domateslere bak. Şöyle derin bir banyo, lavabo yeri var. Mangal yeri var.
Tamam bir. Yeri yapıyoruz yani. Tabii bunun daha var mesela. Dış hepsi kalkacak, şeyler falan ekilecek. Yavaşla bunu da bitirmeye çalışıyoruz. Peki mesela burada bir parsel ya da metrekare olarak mı hesaplanıyor? Ne kadar metrekaresi? Valla 512 metre diye biliyorum. Tamam, öyle bir parsel almak istediği kaç para tutuyor aşağı yukarı? İşte parsel ne kadardı fiyatı bizde? Şu an bizim burada 900'den başlıyor. 900 bin TL'den başlıyor parseller. Evet. İyiymiş Batman'a göre. He, o biber onlar, biber. Onlar biber, biber bu. Acıdır onlar herhalde. Bir ay önce gelseydiniz her şey vardı. Evet. Domates, patlıcan, biber. Tabii zamanı geçtiği için bitiyor. Kırmızı biberler şu şekilde. Aynen. Vay be. Havun da şey ama moktur o. Yok bu şeydir zaten. Bu tabak yok. Hadi yok. Dur bakayım. Abi vallahi. Aynen şu an tabii zaman geçtiği için. Tabii. Bitime geldiği için bitiyor yani. İçinde suyu, her şeyi var değil mi? Parsel elektriği, parsel. Elektriği, suyu, aynı. Her şey hazır. Her şey hazır. Sadece kendini ekip içiyor. Mis gibi. Abi, şehirde bir yaşayan bir adam için. Tabii ikinci evi olarak da kullanabilir yani bu. İçinde bir şey sınırı var mı? Mesela şu metrekareden fazla bir barınak yapamazsın gibi. Yok. Kim ne yapıyorsa kendine yapar. Yani kendi parselin içinde. Kendi parselin içinde adam mesela 50 metresini böyle bir sundurma yaptı, bir şey yaptı. Diyelim ki bu bölümü kendine tezgahını kurmuş, şömineni, lavabonu kurmuş. He. Kimisi yukarı tarafa da kurabilir. Küçük yapar, büyük yapar, küçük kendine yapar, göre. Büyük, aynen dediğin gibi. Mesela İyiymiş. Bu oturma tahtını getirip yukarıya da kurabilir. He. Kendine içinde havuz da yapabilir. Oh. İsteğe bağlı. Eyvallah abi, sağ olasın, öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Yani abi içinde her şey hazır. Böyle parseli almış sahibi. Burada da abiye tel işini ve çevresini, şöminesini, her şeyini abiye ihale etmiş. O da çalışıyormuş burada. Hazır böyle işte hobi bahçesi parselleri. Bugün burada kamptayız Allah'ın izniyle. Sağ olsun abilerimiz bizi yoldan çevirdi. Dediğim gibi misafir ettiler. Salmıyorlar. Yarın Batman'a gireceğiz. Buna burada? Halka. Halka tabi. Bizim oralarınkinden biraz farklı yalnız. Başka bir şey de diyoruz diğer bakada ama biz halka diyor. Boşver şimdi. Diğer ismimiz. Arkadaşlar bu Urfa usulü halka tatlısıdır. Eyvallah abim. Sağ olun. Kesinize bereket. Afiyet olsun. Bugün de gün sonuna böyle bir hobi bahçesinde geliyoruz arkadaşlar. Burada konteynerler var. Bir tanesinin içi boş. Halılar falan var. Yere serip o halıları üzerinde uykutulumuzu yatacağız. Çadır kurmanıza gerek yok dediler. Nasibimiz böyleymiş. Ya nasip dedik, düştük yollara. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yoluma, yolculuğuma, macerama eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.